Selamun aleyküm değerli takipçilerim. Hacer'in Köy Hayatı kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir, sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bizler de soracak olursanız, can dostlarım, bizler de çok şükür iyiyiz. Akşamdan şöyle nohut ıslattım arkadaşlar. Nohut yemeğe pişireceğim. Önce böyle İçine 3-4 adet de patates soyacağım arkadaşlar. Orta boy şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ben patatesle nohut yemeğini çok severim. Şöyle. Patatesimi de şöyle kovayla getiriyorum arkadaşlar. Buraya soğanımı, patatesimi. Sürekli o yandan yere gidip gelmek, gidip gelmek olmuyor. Şöyle soğanımı, patatesimi çıkarayım arkadaşlar. Önce bir soyayım. Akşama da nohut yemeğimiz var. Yanına da bulgur pilavı yapacağım arkadaşlar. İkisini karıştırsınlar, yesinler. Pirinç pilavını pişirmeyeceğim bugün. Bir hastaneye gittim geldim arkadaşlar. İnnem vardı. İnneme vurundum geldim. Haftada bir gün innem var ya. Duran'ı çağırıyor. Duran hiç eğdimiyor. Sobanın kovasını değiştirse de yaksak arkadaşlar. Evin içi bugün sobayı sadece tezgahla yaktık. O da pek şişmedi. Isındırmadı. Burası da mutfakta aynı Sibirya gibi. Şimdi diyeceksiniz arkadaşlar. Nohut yemeğinin içinde patates erimiyor mu diye. İsterseniz bir deneyin. Eriyip erimediğine siz de karar verirsiniz. Baban yine mi gittiniz? Baban çarşıya gitti oğlum da. Nereye gitti o zaman? Hemen gitti. Niye de? Vallahi sabah sabah beni sıkıntıya soktum ona yine. Evet arkadaşlar şöyle patateslerimizi de soyalım. Niye sıkıntıya soktuk oğlum? Senin sabahtan belli. Hı? İşte. Sıkıntıya sokulacak ne vardı? Sana dedim ki 50 milyon çek getirsin. Hey. 50 milyonu çekmedin, bilmedin. Benim para çekemediğimi biliyor. Nasıl çekeyim bu onu abi? Ben para çekmesini biliyor musun ATM'den? Biliyorum. Kaç kere para çektim ben ATM'den? Kaç kere çekmedin? Ben kaç kere çektim ben para çekmesini bilmiyorum ki. Benimle böyle dalaşıyor arkadaşlar bu evde. Hı. Size de şikayet edeyim Duran'a. İyi şikayet edeceğim. Şimdi ben kaç kere ATM'den para çektim evladım? Geçen benim o zaman ne çektim? Hey canım. Benim çekmediğimi bile bile şey diyor. Tamam ben sana vereceğim. Ne zaman? Benim dediğimi yaparsan veririm. Ne? Sobanın kovasına kömürü doldur. Anne. Sobamızın kovasını da odunumuzu da kır doldur. Sobana doldurma. Sobanın anne. Doldurduğun sadece odundu. Yandı söndü oğlum. Üşüyorum vallahi bak. 200 alırım ondan. O kadar yok. Vallahi o kadar yok. Zaten az sonra 100 lirası gidecek ki. Birinin para pazarlığı yapıyor. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Evden çıkar çıkmaz. Ben tamirciye gideceğim. 100 lirası geri gidecek onun. Motoru tamirciye niye götüreceğin de? Motor benzin kaçırıyor. Ha benzin kaçırıyorsa o zaman kaldıracağın koyacağın yerine. Ama işim oldu mu diye. Yok ben motorumu ediyorum. Çıkardım artık. Benim seninle bir işim olmaz. İşim senin olmaz. Senin motorundan hiç işim olmaz hele. İşim olmaz. Olmaz. İyi lan sen valla. Gitmeseydin ben gideceğim oraya. Niye dün geceden beri niye gitmedin ya? Gece ben mi gideyim? Gece de bugün niye gitmedin ya? O kadar dedim bana geldin o zaman. İyi. Dün gideceğim. Annem bilden gerekene üşüdüm. Hatta telefon açtım. Abla ben geleceğim almaya dedim. Tamam dedi. Sormadım annen niye gelmedi diye. Yok. Ondan sonra hastaneye gittim. İnne vurundum. Hı. Oradan geçeyim diyordum. Sana da söyleyince sen gittin. Bana söyleyince ben mi gittim şimdi? He. İyi la.
Akşamdan belli 100 defa dedim, 100. Doğruyum ya, ben mi gideyim oğlum? Orada köpekler oluyor, daha ağır köpeğim oluyor. O zaman vereceksin benim paramı. Tamam vereceğim, hadi zamanın boğazını doldur. 200. 130. 180. 130. 150. Vallahi şu an nakit üzerinde sadece 130 var. Onu da alırsan al, almazsan zobanın kovasını ben yemeğe koyunca kapatırım. Param da çantamda durmuş olur. Hiç sıkıntı değil. Anlaştık kardeşim. İyi, hadi zobamızın kovasına kömürü biraz fazla koy. Zobamızı yakalım da evin içi bir kendine gelsin elimde. Patatesimizi de şöyle yıkadım, aman doğradım, yıkadım arkadaşlar. İçine de suyunu koyayım. Ondan sonra soğanımızı soyayım. Vallahi zobanın ikisine de dolduracağım. Anne. Ay, ne oldu lan? Anne. Efendim canım benim. Akşamleyin de sen nasıl acıyım benim bildiğime bakmam ben. Koleyden ben sizin şeyinize bakarım ben. Rahatınıza bakarım ben sizin. Sizin odayı doldurdum yeter. Ha. Okay. Yani sadece şeyi ilgilendirmiyor verdiğim 5-10 kuruş miktar. Sizin oda? Sizin sadece. Sizin odayı da doldur, ikisini de doldur. Anne bizim odayı da doldurdu mu 300 alırım ben. Şansını zorluğun. Sen zorluğun şansını. Valla şu an şansını zorluğun ve nereye gideceğini sen daha iyi biliyorsun. Sadece sizin odayı doldururum şurayı, parayı verin. Sizinkini de doldur da hazır olsun akşamleyin yatarken sıcacık yatıyorsunuz. Ben sıcacık yatmak istemiyorum. İyi tamam o zaman haydi. Akşam mecbur dolduracağız ya ısıyı yakacağız. Ben doldurmam illa yapmam oldu. İyi tamam haydi. Ben kim doldurdum? Ben. Dünya ben doldurdum sopalarımın kovasını. Tamam. Sıra kimdi abi? Sen de. Nasıl ben de yaşarım? Daha 2 gün önce ben doldurdum o odayı. Sobanın kovalarını bu seyretten sonra sen dolduracaksın. Yarın abin gidiyor. Vallahi. O zaman soğuk odada çok yatan abi. Ben benim yorganı da şahane yorganın üstüne atarım. İkisinin altına atarım. Hiç sıkıntı değil o zaman. Önemli değil. Hiç sıkıntı değil hiç. Kapımızı çek. Soğuğa alışkınız. Dışarıdan acayip soğuk geliyor. Kaç kere soğukta yattık acaba? Böyle. Şey deriz arkadaşlar biz duranla. Dalaşırık. Bu ayda motor sürüyor. Soğanların içi de arkadaşlar kendi kendini yemiş bitirmiş. Ramazan'ın sonradan aldığı soğanlar gerçekten iyi çıkmadı. 5 soğuyor, bir sağlam çıkıyor. Soğanı bol oldu mu? Yemek lezzetli olur. Canlar. Bugün sobaya kömür koymadan yaktık arkadaşlar. Ev hiç ısıtmadı. Ben üşüyorum. İşte neyse şimdiden yakalım. Evet arkadaşlar. Şöyle soğanımızı da doğrayalım. Naca'ya dikkatli bakarsan korun Naca'ya. Ne bileyim bak. Ben de kapıyı açarken bastırdım. Büyümemişsin. Kömür koydu ne? Kömürü vallahi ağzına kadar doldurdun. Ağzına kadar doldurdun mu? Evet. Ne yapacak? Evin içinde sauna mı yapacak? Gerçi gece 12'ye kadar yakıyor arkadaşlar. Evimiz carı soğuyor, carı ısınıyor. Şuradan mutfaktan carı soğuyor, carı ısınıyor. Mutfağı yaparken de yanlış yaptık arkadaşlar. Üstüne ya da bir beton ya da bir toprak çekmedik ya da bir başka bir şey döşemedik. O da olduğu gibi soğuk kışın eve alıyor. Yazın sıcağı çekiyor, kışın soğuğu çekiyor. Yazın töbe oturulmaz, kışın hiç durulmaz.
Şimdi yaktım. İki tarafı da açıyorum arkadaşlar. İki tarafta güzel ısınıyor. O yüzden kömürü çok koyuyor bazen. Acıymış. Gözlerimi yaptım. Zehir zehir. Evet arkadaşlar, şöyle patatesimi doğradım. Nohutumu yıkadım şöyle arkadaşlar. Soğanımı da şöyle görmüş olduğunuz gibi hallettim. Bunu ocağımıza alalım canlar. Duran zobağı yaksın. Hem bir su koyayım zobanın üstüne. Çayımız kaynasın. Hem de sularımız kızsın. İniyen sularını da burada kavrayayım arkadaşlar. Sobanın üstüne alayım. Sobanın üstünde kendi halince bitsin. Valla bu ayda sobayı yakacağım. Ondan sonracığıma yemeğini pişireceğim arkadaşlar. Çayını da demleyeceğim. Dışarıdan iyi tıpatı keseceğim. Nohut da çok ıslatmışsın arkadaşlar. Nohutun da hepsini pişirmeyeceğim. Birazını pişireceğim. Birazını da ayırayım. Sobamızın üstünde yemeğimiz de bitsin. Soğanı burada kavuralım da nohutumuz nasıl olsa pişer arkadaşlar, sobanın üstünde ağır ağır. Hem çayımız pişer, hem sularımız ısınır, hem yemeğimiz pişer. Soba her işe yarıyor vallahi. Bakın bak, boydu o kamera. Bunlar niye boyuyor böyle oğlum? Bunlar tutmaz mı? Şimdi ne olur, ne yaşlı şu oydu? Kurularından şey, tamam yeter, altına fazla koyma oğlum. Yerine vurma yavaş. Yerine vurma, yerine asla vururum elime. Dur dur dur, onları koyma, dur dur. Kendisi de bunda yakacak diye istedim. Kuruları da koy, sobamızı da yak bir tane. Ya şunları al oradan şunları. Allah'ım bırak. Al sobamızı, o şeyi, kuru ağaçlar al değil mi üstünde? Tutturur mu altındakini? Yavaş yavaş. Sırtında ceket yok, bir şey yok. Aynı yaz günü kolu kısa, kort. Vallahi sanki yaz ha dışarısı, yaz. Kulağımızı iyi koy. Kulağımızı iyi koy diyor. Paramı alabilir miyim? Çantamla. Parayla iş görüyor. Aslında ben çantama böyle para koyuyorum. Bozuk para. Orada değil, yanında. Tam tamın diyorum, gözünü acık diyorum, para koyayım. Sen diyorum, parayla iş gösteririm ben sana. Motoru tam ettirme, duran kış günü oğlum. Sobamızı tutturayım arkadaşlar benim. Sularımız da kavruladı olsun. Kavruladıktan sonra nohut yemeğimizi hallederken, baharatlarını kullanırken görüşürüz. Evet değerli takipçilerim, şöyle görmüş olduğunuz gibi soğanımız kavruldu. Salçamızı, biberimizi atalım. Tuzumuz dolapta.
Ne diyeceğiniz acilik ne kadar kızartıyorsun diye. Ama gerçekten arkadaşlar böyle çok göründüğüne bakmayın. Yemeğimin tuzu bile olmuyor, sonradan tuz ilave yapıyor. Şöyle patatesimizi dökelim. No, dokusuyuzu çok haşladım arkadaşlar. Islattım akşamda. Ramazan'ın başka yemek türü vardı aslında. Bugün onu yapacağız. Ama bir anda bir haber gelince yapamadı yazdı. Dünya yani annem yapmış arkadaşlar. Ben de buradan top gittiydim. Nasıl canım istedi ama yiyemedim. Aç değildim. Duran! Evet. Şu montu al oradan girdin. Aldım. Almadın görüyor musun? Odaya götür git o montu, dolaba as. Arkadaşlar Şahin montunu kuru temizlemeciye verdiydi. Onu da bugün aldı geldi. Dolabına assın da. Şişme mont olduğundan arkadaşlar onlar elde yıkanılmıyor. Onun da ben ayarını bilmiyorum. Şimdi yanlış bir şey atarım dereceye. Olduğu gibi mahvederim. Onu da Ramazan yurt dışından aldıydı arkadaşlar kendine. Şahin de kendine yıkattı. Şimdi o diyecek. Ben de çok oradan çok haşlamamıştım yani. Şöyle suyumuzu da ilave edeyim değil mi takipçilerim. Sobamızı yakayım. Yemeğimizi üstüne alayım, üstünde bitsin. Sobamızın üstünde kaynar sular adı. Hani diyorsunuz yemeğin suyu fazla koyun Hacer diye de gerçekten arkadaşlar o piştim pişiyorum diye nadir bu düdüklü pahır değil tencere değil o yüzden suyunu çekebiliyor yani. Şöyle yemeğimizi de kapattım arkadaşlar. Ben de sobamızı yakana da burada biraz ısınsın. Ondan sonra sobamızın üzerine alayım. Sobamızın üzerinde halledelim. Merhaba canlar. Ben yemeğimi kapattım arkadaşlar. Yemeğim pişiyor. Şöyle evimin rengini ve stilini değiştirdim canlar. Kanepelerimin başlığına örtü. Kanepelerimin örtülerini taktım. Nasıl olmuş arkadaşlar? Meseleyi arkadaşlar benim 3 tane koltuk örtüm vardı ya. Onun birisini ortadan ikiye kestim. Birini bir kanepeye, birini bir kanepeye örttüm arkadaşlar. Birini kestim ortadan. Üçünü de kestim ortadan arkadaşlar daha doğrusu. Şöyle kanepelerimin örtüsünü örttüm. Başlıklarına göre de uyumlattırdım şöyle. Bunları da örttüm arkadaşlar. Bence iyi olmuş. Sizce? Fikrinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Bence iyi olmuş değil mi arkadaşlar? Hem koltuğumun başlığı kirlenmez. Hem de yıkar dağarım. Ya kolayına alınmıyor şimdi bir koltuk gerçekten. Hani o zaman aldığımızda uygundu ama şimdi git de o fiyata bu koltukları al. Aldığımız malın değerini bilmezsek gerisi zor gelir. Yani böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Güzel oldu bence. Neyse arkadaşlar, sonra görüşürüz.
Merhaba değerli takipçilerim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi nohut dünyamızda çok güzel pişmiş. Şimdi biz yemek yiyeceğiz arkadaşlar. Şöyle turşular kondu. Turp doğrandı. Neyse değerli takipçilerim. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Hoşça kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öperiz. Herkeslere hayırlı akşamlar. Attım.